Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. 260 metrekare arsa içerisinde 4+1 güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Satış rakamımız 2.650.000 TL, güncel satış rakamıyla şu an satışta. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz aynı kapıdan. Girdiğinizde hemen sağ tarafta geniş bir bahçe terasınız var. Artı ön tarafında da güzel bir bahçe alanınız var. Havuzlu bir villa arkadaşlar. Arka tarafında havuz var, ona da bakacağız. Alt katta bir tane odası var, ona da bakacağız. Evi tamamıyla gezeceğiz. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamı da şu an artık olabildiğince uygun rakam diyelim arkadaşlar. Çünkü çevremizde artık 3 milyonlar, 4 milyonlar, 5 milyonlara kadar fiyatlar çıktı. Biz de elimizden geldiği kadar bu villaları size tanıtmaya çalışıyoruz. Dışarıda, yani dış cephede alt katta böyle bir taş kaplama kullanılmış. Çok güzel gözüküyor değil mi bu? Harika duruyor gerçekten. Şurada birer tane spot olsaydı mesela çok güzel olabilirdi. Böyle de çok güzel duruyor. Bahçe terasını isterseniz tamamen kapattırabilirsiniz. İçeriden bakacağız. Birazdan dışarıya çıkıp tekrar bakacağız ona. Güzel bir bahçe alanımız var. Yeşil alanımız var. Böyle yeşil yeşil de spotlar bırakılmış. Harika duruyor bunlar. Özellikle akşam görüntüsü muhteşem oluyor arkadaşlar. Burada bir tane odamız var. Bu odanın giriş çıkışı da buradan yapılabiliyor. Odanın da kendine ait bir bahçe çıkışı var. O da çok güzel. Burada da 20-25 metrekare büyüklüğünde geniş bir havuzumuz var. Olabildiğince geniş. Arsa şimdi metrekaresi küçük olduğundan dolayı havuz da küçük olacak. Şimdi biz aslında burayı çekmeye geldik ama şimdi burasıyla orası aynı. Aynı kişinin. Biz orayı çekmeye geldik ama oranın elektriği yok. Bir teknik aksaklıktan dolayı çekemedik. Biz de burayı çekelim dedik arkadaşlar. Geniş bir kamelya alanı yapabileceğiniz bir alan var. Şezlong alan olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Artık nasıl değerlendirmek istiyorsanız burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada da yeşil alanımız var. Giriş kısmımızda zaten oradaydı. Bakmıştık. Güzel bir villa. Güzel bir villa. Burada da bir muz bitkisi var. Bunlar çok çabuk büyüyor. Bak bunları kesiyorsun dibinden tekrar büyüyor. Çok ilginç bir bitki. Aslında var ya onlardan böyle sıralı birkaç tane dikince tamamen evi çam ağacından daha hızlı şekilde kapatıyor. Burada da güzel bir alanımız var arkadaşlar. Gayet şık, tertemiz yapılmış. Girişte bir basamak yükseltilmiş. İstenirse rüzgarlık da yapılabilir oraya. Şimdi giriş kapımız da güzel. Şöyle göstereyim. Güzel bir giriş kapımız var, DAF kapının. Girdiğimizde sağ tarafta salon mutfağımız, sol tarafta bir lavabomuz merdiven altında. Karşı tarafta da, yani çaprazda da bir tane odamız var arkadaşlar. İlk önce buradan başlayalım, burayı gösterelim. Ardından diğer tarafları gezelim ki burayı bitirmiş olalım. Böyle bir göster. Gayet güzel bir lavabomuz var. Kullanışlı, şık. Sağ tarafımızda da salon mutfağımız var dedik. 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Yukarıda amber ışığı ve gün ışığı kullanılmış. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar. 5.24'e 6.20 boyutlarında çok güzel bir salon mutfak. Burada iki tane sabit pencere bırakılmış, gün ışığından yararlanabilmeniz için gayet güzel olmuş. Açamadım, tekrar deniyorum. Tamam, ters basmışım. Böyle. Güzel. Gerçekten şık. Şimdi buraya kolonla duvar arası ufak bir girinti kalmış. Buraya da raf yapmışlar bu şekilde. Burası da böyle değerlendirilmiş. Güvenlik kamerasının kayıt cihazı da dolabın altında. Çok güzel değil mi? Böyle istediğin eşyayı yerleştirebiliyorsun. Televizyon ünitesi olarak burayı düşünmüşler mesela. Karşıya koltuk, oraya bir tane bar yapılabilir. Burada yine bir klima tesisatımız var. Ama bence burası kesinlikle, şurası kesinlikle kapatılmalı. Burası kesinlikle kapatılmalı. Çok güzel olur. Kış bahçesi harika olur. Kış bahçesi mükemmel olur. Bu eve o kadar güzel yakışır ki. Kesinlikle kapatılmalı. Hatta şöyle yapalım. Buranın pazarlığını orayı dahil edelim. Müteahhitle konuştuğumuzda, pazarlık yaptığımızda orayı da dahil edelim. Burada da güzel bir mutfağımız var arkadaşlar. Çok güzel bir mutfak. Siyah bir granit kullanılmış. Tezgah arası beyaz. Harika duruyor. Çok güzel duruyor. Gerçekten bu hangi maddeden şu an çözemedim ama. Laki. Değil mi? Laki bunlar. Laki üstünde araba boyası var. Bunlar hiçbir zaman leke görmez, kir tutmaz. Gayet güzel ürünler arkadaşlar. Burada küçük spotlar var. Toplamda 4 tane spot bırakılmış. Spotların yanında da zaten prizler var. Onlar da ikili ikili. Toplamda 4 adet de prizimiz var. GPD markanın bataryaları kullanılmış. Mat beyaz dolap kapakları. Antresit çerçevenin içinde harika duruyor ama şu kulplar çok güzel. Bak buradan göstersene kulpları. Kulplar çok güzel. Detaylara bayılıyorum.
Özellikle böyle ufak detaylara bayılıyorum arkadaşlar. Bence çok güzel duruyor. İsterse buradan devamında bir bar yapılabilir. Tamam, biraz daha burası daralır ama güzel olacaktır. Ek bir dolap istediğinizde hem altını dolap olarak kullanırsınız hem de üstünde servis alanı, ayrı bir tezgah, ikinci bir tezgah, yardımcı bir konuma getirirsiniz. Daha da güzel olabilir çünkü bu tezgah yetmeyebilir arkadaşlar. Şurası kesilecek, burası kesilecek. Burası kesildiğinde şöyle bir alanınız kalacak. Devamını yaparsanız harika olacaktır. Müteahhit firma da yapar bence. Burada bir odamız var. Dışarıdan da bahsettim. Dışarıdan da giriş çıkış yapabileceğiniz bir oda. Ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar burası. 4.20'ye 3 metre boyutlarında. 4.20'ye 3 metre 2.90 pardon 2.91 boyutlarında bir oda. Burada gördüğünüz gibi güzel bir klima tesisatımız var. Klimayı buraya bırakmışlar. Klima tesisatının hazır olması da çok büyük avantaj. Kırmayacaklar, dökmeyecekler, gelip hemen takıp gidecekler. Eğer dışarı tarafta böyle bir cepheniz yoksa zor olabiliyor. Yine led ve spotlar kullanılmış. Amber ışığı özellikle çok güzel duruyor. Mesela akşamları daha da güzel gözüküyor. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Sadece banyo var ama burada. Lavabo olarak kullanılmamış. Tabii giriş biraz dar. Mesela bunu akardiyon kapı şeklinde de olabilirdi. Tamamıyla ya da böyle açılan da olabilirdi ama tabii bende mont falan olduğu için biraz daha dar gözüküyor. Duş başlığının mesafesi çok iyi. Yukarıda olması çok iyi. Bazılarına giriyoruz kafamız değiyor. Gayet güzel. Tesca markanın da bir bataryası var arkadaşlar. Dolabımız falan harika duruyor. Değil mi? Şu batarya çok güzel değil mi ya? Şimdi bunların fiyatları da arttı. Örnekleyeyim, geçen sene 100 liraya alıyorsanız şu an 400 liraya alıyorsunuz. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Dolar euro düştü. Peki fiyatlar neden düşüyor? Arkadaşlar dolar euronun düşmesiyle inşaat ürünlerinde tek düşüş gördüğümüz ürün demir. 14'ten 10'a düştü. Diğerlerinde hiçbir fiyat düşüşü olmadı. O kadar gariptir ki hiçbirinin fiyatı düşmedi. Hatta çıkıyor hala. Çünkü insanlar dolar çıktığında yüksek dolardan ürün alıp muhafaza ettiler. Şimdi bu insanlar yüksek fiyatlar alıp düşük fiyatlara satamayacağı için bu fiyatların da düşme ihtimali bence %10 gibi bir ihtimal arkadaşlar. Burada 3 tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Güzel bir koridorumuz var. Şimdi ilk önce bu odaya bakalım, ardından devamını gezelim. 4.10 4.10'a 2.81 4.10'a 2.81 boyutlarında güzel bir oda. Odaların tamamı laminat. Buradaki ortak kullanım alanlar da laminat. Aşağıdakiler seramikti. Tabii burada bir de balkonumuz var. Bunların oturması lazım yerine. Sürekli gidip gelip böyle oturması lazım. Güneş de açtı şımıza. Güzel bir de balkonumuz var arkadaşlar. Dediğim gibi bu evde bunun aynısı. Aynı firmanın yaptığı yer. İkisi de 2 milyon 650 bin TL. 2 milyon 600 müydü? 2 milyon 600 ya da 2 milyon 650 bin TL. İkisi de aynı fiyatta, ikisi de satılık. Eğer isterseniz ikisini birden güzel bir fiyata alabiliriz. Yan tarafında bir odamız daha var. Odaya geçmeden bir ortak kullanım banyo lavabomuz var ikisinin arasında. 60'a 120 seramik kullanılmış. Bazı yerlerde antresit renklerde, diğer yerlerde de açık tonlarda seramikler kullanılmış. Güzel olmuş. Kullanışlı olmuş. Bu seramiğe bayılıyorum zaten. Antresit renkler güzel duruyor arkadaşlar. Burada Visa'nın olması gerekiyor. Gömme rezervuarı var. Burada güzel bir duş alanımız var. Gayet güzel. Amber ışığı kullanılmış yine tavanlarda. Burada GPD markanın bataryaları var. Dolaplarımız harika duruyor. Gerçekten güzel. Kullanışlı olmuş. Değil mi? Gayet ideal duruyor. Şimdi burada iki tane de sabit pencere bırakılmış. Gün ışığından faydalanmak için gayet ideal arkadaşlar. Gün ışığını almak için çok güzel bir pencere bırakılmış. İki tane. Bir odamız daha var. İstenirse ben ayrı mutfak istiyorum derseniz aşağıdaki mutfak diğer odaya taşınabilir. 2.76'ya 3.90 boyutlarında bir oda burası. Yatak başlığı olarak burası da düşünülmüş. Devamında da zaten klima tesisatımız, artık malzemeler aynı. Süpürgelikler antresit renklerde, kapılarla aynı renkte. Ve son odamız ebeveyn banyolu bir oda. 3.42 3.42
3.77 boyutlarında arkadaşlar. 3.42-3.77 boyutlarında güzel bir oda. Nasıl yapılıyor burası? Yatak böyle konulacak ya da karşıya konulacak. Burada da banyo lavabomuz var. Bir de balkonumuz var. Balkonun içeriye dahil edilebilir aslında. Şimdi bunun bir de şöyle bir şey var. Aynalı olduğu için boy aynası olarak da kullanabilirsiniz. Tekrar bir boy aynasına gerek kalmıyor burada. Güzel değil mi burası? Geniş. Yine 60'a 120 seramikler kullanılmış. Eğer siz ebeveyn banyosu istemezseniz burayı iptal edip giyinme alanı olarak da düşünebilirsiniz. Burası 1.71'e 1.75. 1.71'e 1.75 boyutlarında güzel bir banyo arkadaşlar. Lavabo bırakılmamış. Yapılabilir mi? İstenirse şuraya yapılabilir ya. Ya buraya da yapılabilir. İstenirse yapılabilir tabii. İstenip de yapılamayacak bir şey söyleyin bana. İstenip de yapılamayacağınız bir şey söyleyin. Tabii böyle ulu şeylerden hariç. Böyle yani büyük şeylerden hariç yapamayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Güzel bir balkonumuz da burada var. Yani yan tarafımız mesela bak burası satıldı. Ondan sonrası sit alanı. Sit alanı burası zamanla tabii imara açılır ama ne zaman açılır? Bunu biz görür müyüz bilmiyorum. Ama illaki bir gün açılacak arkadaşlar. Burası dolmaya başladı. İleri tarafta 24 tane villa başladı. Onun devamında 12 tane. 12 ya da 8 tane daha başladı. Yani bu bölgeye, şu bulunduğumuz bölgeye bu s**tinde emin olun 200 tane villa yapılacak. 200 adet villa. Söylerken çok basit geliyor ama çok büyük arkadaşlar. Çok büyük. Aşağıda bitirelim videomuzu. Güzel bir villa. Gerçekten şık bir villa. Yine salon mutfağımız da harika. Görüntüsü de muhteşem. Bence ideal bir villa arkadaşlar. Bahçe güzel. Akşam çekimi de buraya yakışırdı. Bir akşam gelelim çekimimizi de yapalım. Kullanışlı mı? Kullanışlı bir yer. Güzel mi? Güzel. Sonuç olarak minimal tarzda 4+1 olması çok büyük bir avantaj mesela. Bu odayı ya da diğer odayı mesela bu bahsettiğim odayı mutfak haline getirebiliriz. Bu mutfağı alacağız. Zaten tesisat var. Buraya getireceğiz. Çok bir masraf öyle gözünüzde falan büyütmeyin bunu. Bunu gözünüzde hiç büyütmeyin. Bunu müteahhit firma da yapar. Hiçbir şey değil. Sadece tesisat burası kırılacak. Tesisat bu tarafa alınacak. Buraya mutfak gelecek. Bu kadar. Ama isterseniz bence aşağıda bir oda olması çok mantıklı. Şimdi siz diğer terası da içeriye kattığınızda çok geniş bir oturma alanınız olacak. Zaten ihtiyacınız da kalmayacak diye düşünüyorum. Güzel bir yer arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. 2 milyon 600 bin TL diyelim. 2 milyon 650 mi hatırlamıyorum ama 2 milyon 600 bin TL diyelim. 50 bin lira için herhalde bizi kırmazlar. 60'a 120 seramik, 260 metrekare arsa içerisinde havuzlu 4+1 villa sahibi olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.